Tuttur'da ilk yatırıma 75 TL hediye. Hemen oyna krallar gibi Tuttur. Beşiktaş bölümüne hoş geldiniz. Beşiktaş'la ilgili biraz aslında öngörülerimizi konuşacağız. Ama Beşiktaş'ın kadrosunu ben göstereyim. Çünkü çok fazla da seçenek yok. Şimdi Dorukhan'ın da olmadığı, Ersin'in olmadığı. Burada da aslında Dünal abiyle vida olabilir mi diye böyle bir konuşmuştuk ama olmayacak gibi gözüküyor. Yani doğal olarak aslında Başakşehir maçındaki 11'in ve Fikir'in aslında 11'den de önemlisi hemen hemen sahada olacağını görüyoruz. Burada tabii ki Rozier olacak. Belki hücum potansiyeli olarak da Beşiktaş'a daha çok şey katabilir. Ama Beşiktaş'ın bir tane temel fikri vardı. Burada aslında Josef her zaman bir orta sahanın bir parçasıdır. Ama şöyle Necip Montero ile aslında bir hat gibi. Yani de facto bir üçlü savunma. Evet. Hatta yani bunlar yani iki oyuncunun görevi zaman zaman hücuma çıkıyorlar ama yine savunma odaklı. Zaman zaman buraya beşleyen bir Josef vardı. Ve bunu da çok iyi şekilde yapıyor. Zaten Josef'in en önemli özelliği ayağının hani basit paslara yatkın olmasının yanı sıra çok çok sert bir oyuncu olması. Yani gerçekten burayı dolduran bir isim olması. Fenerbahçe'yi de tanıyor. Derbi atmosferlerini de biliyor. Ve unutmayın ki Josef'in dönemindeki derbilerde Josef her zaman fark yaratmıştır. Skor üretmesi babına demiyorum sadece. Hani maç gerçekten kısır olduğunda sahanın açık ara en iyisi olabilen maçın adamı kimdi dediğinde ben Josef dediğimi defalarca hatırlıyorum. Josef döneminde. Fenerbahçe açısından. O sebeple ben maçın adamı adaylarından biri olarak görüyorum. Eğer Beşiktaş istediği gibi oynanırsa ve buradan Fenerbahçe bir galibiyet çıkaramazsa bu maçta maçın adamı Josef olur. Benim kişisel kanaatim bu. Josef'te zaten şey var ya, fabrika ayarlarında zaten doğru oynamak var. Yani hiçbir zaman şey değil yani. Bu derbi için fabrika ayarı derbiye göre ayarlanmış bir oyuncu. Hem burayı çokluyor net şekilde. Yani şu rol için de uygun. Şu anki Beşiktaş'ın ihtiyacı için de uygun. Derbi için de uygun. Şartlar tamamen zemin müsait yani Josef için. Diğer taraftan üretimi de tamamen bunu adamı biraz büyük yazdım. Çünkü hep kalecileri bir tek büyük yazıyordum. Burada Gezal tabii ki. Çünkü bütün plan bu adamın üzerine. Bu adamı bir şekilde buluşturup artık buradan dripling mi yapar yoksa işte konuştuğumuz gibi geçen buraya ters mi atar? Çoğunlukla zaten şuraya dönüyor yüzünü. Sahibi görüyor. Ondan sonra yönetiyor. Şuraya koşu yapanı buraya atıyor. Şurada Rıdvan kendini gösteriyorsa oraya atıyor. Buraya atıyor. Oyun kurulu buradan yani. Aynen öyle. Sonuçta burada bir farklılık var. Sence bir değişiklik ihtimali var mı? Ben fikren bir değişiklik ihtimali görmüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın yani hem Beşiktaş'ın şu anki mevcut durumu şunu talep ediyor. Şu üçlüyü talep ediyor. Hem de Sergen Hoca zaten bunu istiyor. Mesela bu oyuncu yokken Beşiktaş yine bunu oynadı Galatasaray'a karşı geçen sene. Orada da başarılı oldu. Doğal olarak burada burayı beşleyen bir oyuncu ve diğerleri mantalitesi olabilir. Hatta ben şöyle artırayım. Kalemi rica edeyim. Hemen vereceğim sana. Dorukhan olsaydı bence hatta şurada Dorukhan bile olabilirdi. Yok onu çünkü denedi kısır kalınıyorsun. Yani burada bir tane daha tehditkar oyuncu şart. Belki kenardan getirecek bir oyuncu isteyebilir babında diyorum. Dorukhan bu maçta olsaydı sonradan dahil olup enerji yükseltecek bir oyuncu olabilirdi. Bu arada hani ben geçen Beşiktaş bölümünün sonunda şunu söylemiştim. Onu tekrarlayayım. Ya biraz da zaruri durumlarda... Fenerbahçe bölümü. Yok Beşiktaş. Evet, okay. Bir önceki program. Biraz da zaruri durumlar olsa da şey oldu. Beşiktaş ideal 11'ini buldu bence Başakşehir maçında. Bir sahiç demiştim. Sağ bek değişir sadece oradan. Dorukhan yerine Rose eklenir. Onun dışında hatta sezon boyunca üstüne titreyeceği bir ideal 11'i buldu. Sen Vida ve Wellington dönse bile mi bu? Bence böyle. Çünkü şu adam daha atlet saydığımız diğer stoper seçeneklerinden. Ve burada hani biraz pozisyon alma eksikliği olsa da şu iki oyuncunun, daha doğrusu şu oyuncunun buradaki adamların varlığı onu da tolere ediyor. Bunun buraya sarkan oyunculara temposuyla kapatması yetiyor Necip'in. Hatta Başakşehir maçında birkaç tane öyle pozisyon olmuştu. Şu adamlar birkaç kez böyle bir arkaya adam kaçırdı. Orada da Necip hemen çabukluğuyla süpürdü. Yani aslında defansif orta gibi. Yani aslında bunlar süpürücü ikisi. Çünkü zaten pozisyon olarak savunmayı yapan adamlar önde. Josef ve Atipa. Onlar yapışıyor savunmaya. Zaten gerideki adamlar kaçak olursa kaçak yolcu hemen bunlar yakalıyor.
Ama Beşiktaş asıl şeyi... Metroda cezayla bir şey. Hayır, bu güvenlik bulmuş. Akbil'in orada bekleyen adamlar gibi. Necim elinde bu güvenlik şeyiyle... Akbil'den kaçar olursa... Bu da Akbil istasyonu gibi. Orada. Bir de tam güvenlikçi var Necim. Böyle tıraşım uğraşı yerinde. ama Beşiktaş seyircilerine şöyle bekleme yapacağım. Başakşehir maçında şuna çok dikkat ettim. Top Başakşehir geçtiği anda orta sahadayken... Bunu da altını çiziyorum. Orta sahadayken çünkü... Geriye gömüldüğün anda hata yaparsın. Şu adamlar hata yapmaya başlar. Biraz daha önde savunma yapman lazım ki Fenerbahçe maçında da Beşiktaş'ın bence skor rengini savunmayı nerede yapacağıyla direkt olarak belli olacak. Savunmayı nerede başlatırsa Beşiktaş'ın şansı o kadar yüksek olur bence bu maçta. Orta sahadan itibaren bak Rıdvan şuraya çıkıyordu. Hı hı. Top rakibe geçtiği anda. Evet. Larin zaten şöyle geliyor. Şunlara bir zincir bağlanıyor orada. Hı hı. Şurada Dorukhan şuraya geliyordu. Şimdi Rozier onu yapacak. Gezal da şuraya geliyordu. Zaten şu adamlar kompakt oynuyor dediğin gibi. Hatta Mensah da fena değildi topsuz koşular. Evet, Atiba zaten hep burada. Şurada aslında bir yedili savunma zinciri oluyor Beşiktaş'ta ve burada Başakşehir sıkıştı. Yani Beşiktaş temposu düştüğü ana kadar, son yarım saate kadar şurada Başakşehir'i sıkıştırdılar ve sıfır pozisyon verdiler. Hani o bahsettik ya, hı hı, Başakşehir gibi takıma karşı sıfır pozisyon nasıl oldu bu iş diye. Direkt buradan. Gol beklentisi 0.20 evet. Mi bir şey, çok çünkü komik. Başakşehir topu aldığı anda bak Rıdvan ve... Ve maçı da bu arada 2.5'da falan bitirdi Başakşehir. İlk yarısı 0.20. Abi son dakikalarda bayağı daha ki 10 kişi kalmışlardı yani. Orada direkt karşılıklı pozisyona döndü. Aynen. İşte diyeyim bak şuradaki şey çok kritik. Bak, bekler top kaybettiğin anda şuralara çıktığı zaman... Aha. Bir anda zaten yedili orta sahayla karşılıyormuşsun gibi oluyor. Avvakar da zaten topsuz koşuları iyi. Top rakipteyken şuralara kadar geliyor. O yüzden bu aynı tonu Fenerbahçe'ye karşı da uygularsa Beşiktaş yine çok zor pozisyon veren bir takıma dönüşebilir. Burada hakikaten o zaman Fenerbahçe'nin bireysel yeteneklerine fazla bağımlı bırakabilirler. Aynı görüntüyü oluşturursa. Ama bu dediğim gibi kaleden uzakta yapmak zorundasın bunu. Kaleye yakın yaptığın anda... Tek bir çalım, Perotti'nin tek bir çalımı pozisyon anlamına gelir. Kaleye yakın yapınca bunu. Bireysel manada eşleşmeleri de biraz konuşalım. Çünkü evet, burada sen biraz, ben Caner Novak üzerine Caner'i tercih edince sen şurada bizim böyle aldığımız adamın, hı hı, bir tercih sebebi, yani tercihi değiştirebilecek bir faktör olduğunu söyledin. Hı hı. Ama şunu da söylemem lazım. Gezza birebir rakibin üzerine giderek iş çözen bir oyuncu değil. Gezal aslında top kullanarak iş çözen bir oyuncu. Dribling yeteneği var ama adam eksiltiyor. Ama uzun metrajlı değil. Atıp gidemiyor böyle. O yüzden ben Caner'in eğer mesela orta sahanın buralarında hakikaten karşılaşırlarsa o kadar da büyük defekt olacağını düşünmüyorum. Üzerine gidemiyor dediğin şey mi? Birebir de mi yoksa uzun dribling tehdidi? Hayır. Adamın oyun stili öyle değil. Bu part bitti ama Voli'de daha konuşulacak çok şey var. Ayrıca abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın.